Selam süper zekalı yediler. Beceri temelli soruların üçüncü ünitesini çözeceğiz. Cebisel ifadeler ve eşitlik ve denkleme çözeceğiz. Başlayalım birinci soru. Yukarıdaki görselde yatay ve dikey konumları gösterilen vida ve vida somunlarını kullanılarak aşağıdaki şekiller elde ediliyormuş. Şekli biraz büyütelim. Şekil 1'de yatay konumda üst üste duran 3 adet vida somununun yüksekliğinin dikey konumdaki vida somununun yüksekliğinden 1 cm eksik olduğu görülmektedir. Şekil 1'e baktık. Şimdi biz vidayın e, yatay somununun ne kadar olduğunu bilmediğimiz için buralara biz x diyelim. 1 tane x, 2 tane x, 3 tane yatay olduğu için 3 tane x olur. Yani buranın toplam uzunluğu ne olur? 3 tane x artı 1'dir. Peki bundan 2 tane somun olursa ne olur? Bunu ne ile çarpmamız gerekir? 2 ile çarpmamız gerekir. 2 kere 3x 6x 2 kere 1 de 2. İşte bu 6x artı 2 toplam uzunluktur. Toplam uzunluk ayrı yeten burada 7 var 3 var bir de 2 tane x var. İşte bunların toplamı bu 6x artı 2 eşit olması lazım. Yazalım 6x artı 2 ile burada ne dedik biz? 7, 3 ve 2x'in toplamı birbirlerine eşittir. Yani 7, 3 daha 10 yapar. 10 artı 2x'e eşittir. Şimdi yok etme yöntemini kullanalım. İlk başta her iki tarafa bir eksi 2x ekleyelim. Buraya da eksi 2x ekleyelim. Buraya da eksi 2x ekleyelim ki aha bundan kurtulalım. 6x'den 2x çıkarsa ne oldu? 4x bir de ne var yanında? Artı 2 eşittir 10. Şimdi de bu artı 2'den kurtulalım. Her iki tarafa ne ekleyelim? Gelin eksi 2 ekleyelim. Aha bu bunu götürdü. 4x eşittir. Ondan 2 çıktı. 8. 4 ile neyi çarparsak 8 olur. 4 ile tabii ki de 2'yi çarparsak 8 olur. Ya da biz genelde şöyle diyoruz. 4x eşittir 8 ise her iki tarafı 4'e bölersek. Bak bu 4 bu 4'ü götürür. X yalnız kalır diyoruz. X eşittir 8 4'e böl 2. X dediğimiz şey neydi? Bizim somunun bir tanesinin yüksekliğiydi. O zaman bizim x'imiz 2 ise bakın burası 2 burası da 2. E buradan kalan kısmı da neymiş 7 imiş. Demek ki vidanın şu kısmı yani sivri kısmı ya da o dolan başlı kısmı diyelim. Şöyle spiralli kısmı da diyebilirsiniz. Burası 7, 2 ve 2'nin toplamıdır. Yani toplamda 11 santimetredir. İşte bu 11 santimetreye ne yapmışlar? Tahta, somun ve de biraz da çıkıntı bırakmışlar. Burası neymiş? 11 santimetreymiş. Aha da buradan bulduk. Şimdi biz somunu az önce ne bulduk? X'i yani 2 bulduk. İşte X'imiz burada var. Burası 2. E 4 burada var. 2 de burada var. 6. Bu soru işaretini de eklediğimizde ne oluyormuş? 11 oluyormuş. 4, 2 ve de soru işareti toplandığında 11 yapıyormuş. 4, 2 daha 6. 6 ile neyi toplarsam 11 yapar? Tabii ki de 5'i. Cevabımız bursa olur. Şimdi gelecek sene daha çok işleyeceğiz. Ama bu sene de ufaktan öğretelim. 6x artı 2 eşittir. 10 artı 2x demiştik burada. Şimdi buradaki 2x'i bu tarafa atarken eksi ise artı, artı ise eksi diye atarız. Artı 2x karşıya eksi 2x diye geçer. 6x'den 2x geçer, çıkarsa 4x kalır. Bu artı 2'yi de o zaman karşıya atalım. X'ler bir tarafa sayılar bir tarafa diyoruz. Artı 2 de karşıya eksi 2 geçer. 10'dan 2 çıkarsa 8. Sonra her iki tarafı 4'e böleriz deyip x'i 2 bulmayı da bu seneden gösterelim. Aşağıda genişleri ve kalınlıkları aynı boyları farklı iki tip parçadan uzun olanlar yatay kısa olanlar dikey duracak şekilde yerleştirerek yapılan 3 katlı bir kitaplık modeli verilmiştir. Serdar düz bir tahta hiç parça artmadan uzun parçaların boyları kısa parçaların boylarının iki kattan 10 santimetre fazla olacak şekilde bölüyor. Serdar elde ettiği tüm parçaları kullanarak modelde kitaplığının 5 katlısını yapıyor. Kısa parçanın her bir uzunluğu x santimetre. Şimdi kısamız x ise yani şuradan bahsediyoruz. Burası x ise uzun bu kısanın iki kattan 10 fazlaymış. O zaman bu 2x artı 10 olur. Şimdi biz bir kere 5 katlı yapacağız. 5 katta neler olur? Alın size 5 katlı yaptım. Bu 5 katta 1 2 3 4 5 6 tane uzun, 6 uzun artı 2, 4, 6, 8, 10 tane de kısa vardır. 10 kısa. Uzunlarımız 2x artı 10'du. 6 çarpı 2x artı 10 ve kısalarımız x'ti. Yani 10 tane kısa var. 10 çarpı x oldu. Şu 6'yı içeriye dağıtacak olursak 6 çarpı 2x 12x artı 6 kere 10 60 artı bir de ne var? Yan taraftaki 10x var. Burada 12x ile 10x benzer terimdir. Bunları toplarsak ne olur? 22x yapar. Bir de benzemeyen terim 60 var. İşte ne kadar tahta kullanılır diyor. Cevabımız A şıkkı olur. Kerem kafaları dışarıda gagaları açık bekleyen 3 yavrunun olduğu bir kırlangıç yuvası görür. Bir süre sonra anne kırlangıcın gelip en soldaki yavruya yem verip gittiğini ardından baba kırlangıcın gelip ortaki yavruya yem verip gittiğini görür. İzlemeye devam ettiğinde anne kırlangıcın tekrar geldiğinde en sağdaki yavruya ardından gelen baba kırlangıcın ise en soldaki yavruya yem verip gittiğini görür. Kerem anne ve baba kırlangıçların sırayı hiç şaşırmadan gelip gidip yavrularını bu şekilde toplam 70 defa yem getirdiğini görmüştür. Kerem buna göre yuvaya en son yemi kimin getirdiğini ve bu yemi hangi yavruya verdiğini görmüştür. Şimdi anne baba anne baba anne baba nokta nokta nokta. Yani 2 4 6 nereye kadar gideceğiz biz? Tabii ki de 70'e. 70 ile e. 70 çift olduğu için yine anne baba der kalırız. Bakın 2 2 gidiyoruz. 70 ile çift olduğu için ne ile biteriz biz? En son baba ile biteriz. Bir kere baba verecek. Anneler gitti. Şimdi bu tekrar etme kaç defada bir oluyordu? 3 yavru olduğu için 3 defa da bir başa geliyorduk. Bu 70'in içinde kaç defa üçlü tur atarız? Yani baştan sona sırasıyla karınlarını doyururuz diyelim. 3'e böldüm. 2 kere 3 6 10 3 kere 3 9 kalan 1. 23 defa hepsi birden yer. Hepsi yer. En son bir kişi kaldı. O zaman ne yapıyoruz? Yine baştan başlıyoruz. Yani sol taraftan baba en soldaki yavruya vermiştir diyor. Yani cevabımız Bursa olur. Deniz yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki eş kartlar dizilerek oluşturan dört katlı yapının örüntüsünü devam ettirerek sekiz katlısını yapmak istiyor. Bunun için düz bir zemin üzerinde dikdörtgen şeklindeki eş 23 kartı aşağıdaki gibi diziyor. Deniz, deniz'in istediği sayıyı oluşturması için dikdörtgen şeklindeki eş katlardan kaç tane daha kullanması gerekir? Şimdi ilk kat yapmak için gördüğünüz gibi iki tane yatay kullanmış. İki. Yatay demeyelim de çapraz diyelim. İki çapraz. Sonraki bir katı eklediğinde gördüğünüz gibi bir, iki, üç, dört tane çapraz ama bir tane de yatay. Dört çapraz bir yatay. Çapraz bir yatay kart kullanmış. Hadi bir kat daha ekleyelim. Ne oldu bakın? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 çapraz. Şey yazamamışız az önce. 6 çapraz. Ama bu sefer kaç tane yatay var? 1, 2 tane yatay var. 2 yatay. Hadi bir sonraki adıma da bakalım yine. 1 çapraz, 2 çapraz, 3 çapraz, 4 çapraz, 5 çapraz, 6 çapraz, 7 çapraz, 8 çapraz. Örüntü bulacağız burada. 8 çapraz. Kaç tane yatay? 1, 2, 3 tane de yatay. 3 yatay. Gördüğünüz gibi 4 katlı yaptık. Biz kaç katlı yapmak istiyormuşuz? 8 katlısını. Yalnız bu 8 katlının ilk katını yapmışlar. Biz 7. kata kadar olanının kart sayısını bulmamız lazım. Çünkü öyle diyor bakın. İstediği onu oluşturması bir eş katlardan kaç tane daha kullanması gereklidir diyor. Yani ilk 7 katı soruyor. 8. katı zaten koymuşlar. O zaman biz 4 kat yaptık. 3 kat daha yapacağız. Örüntü bulacağız. Fark ettiyseniz çaprazlar 2, 4, 6, 8 diye gidiyor. Büyük ihtimal 10, 12, 14 diye gider. Çapraz, çapraz, çapraz. Yataylarda bakın 1, 2, 3 yatay. Demek bundan sonra 4 yatay, 5 yatay, 6 yatay olacak. İşte bu bizim 7. adımımız. Topladığımızda 14, 12 daha 26, 10 daha 36, 8 daha 44, 6 daha 50, 54, 56. 56 çapraz. Şimdi şurayı toplayalım. 6, 5 daha 11, 4 daha 15, 18, 2 daha 20, 21. 21 tane de yatay. İşte bize bu kadar kart daha lazım. 56 ile 21'i toplayı verelim. 6 bir daha 7, 5 2 daha 7, 77 tane daha kart lazım deriz. Cevap B olur. Kısa kenarı 3 santim, uzun kenarı 5 santim olan en tane dikdörtgen şekilde kısa kenar ve uzun kenar çakışacak şekilde açlayın. Bu çocuğa yerleştirilmiş. Oluşan şeklin santimetre çizgilerin çevresi açlayın. seferde hangisine eşittir diyor. Yani şuralar 5 5. Şurası 3 santimmiş. Ve her örüntüde fark ettiyseniz şurası bu üçlük ve de burası. Şurası şu üçlük ve de şurası var. Buralar hani şurası 3 santim ya. Burası işte kaldığı için çevre sayılmıyor. 5 santimde 3 santim çıkarsak buralara 1 santime 1 santim kaldığını düşünürseniz. Şurası ne yaptı? 5. Şurası ne yaptı? 1, 3, 1 daha. Burası da 5. He. O zaman bu burası da 10 oluyor. Burası da 10 oluyor. Şuradan gene ne gelir? 5'e 5. Beş, buradan 10 gelir. Yine aynı şekilde şuradan 5. Şuradan şuraya kadar 5. Yani bundan da 10 gelir. Bir 10, bir 10. Bir 10, bir 10. Her şekilden 10, 10 geliyor. Yalnız en son şuradaki 3'ü ve en son şurada kalacak olan şuradaki 3'ü saymazsak. Yani şuradan şuraya kadar neydi? 5'ti. Buradan buraya kadar da 5'ti. 5, 5, 10 demiştik. Şurası da 5'ti. Burası da 5'ti. Bundan da 10 geliyordu. Yani şekil kadar 10 geliyor. Artı 2 tane de baştan sondan 3 geliyor. Kaç tane şekil vardı? N tane. O zaman N tane 10 santimdir çevre. Artı 2 tane de 3'tür. 3 üç artı 3. O da ne yapar? 10n artı 6 yani C şıkkı olur. Bir çocuk parkında oynayan 7 çocuktan 3 tanesi tahta varilliğe binmiş şekildeki gibi dengede kalmıştır. Tahta varilliğe sağ tarafında bulunan 2 çocuktan biri sol taraftaki çocuğun yanına binip aşağıdaki kütlede verilen 4 çocuktan biri tahta varilliğinin sağ tarafında kalan çocuğun yanına binince denge yine devam etmektedir diyor. Sağ tarafa bilen çocuğun kütlesini soruyor. Hadi şu 15'liği yolladığımızı farz edelim buraya. Bu 25'in yanına 15 gelirse toplarsak bunu ne olur? 40. Burası 40'sa buranın da 40 olması için onun yanına ne gelmesi gerekiyor? 30. 30'luk çocuğum yok yalnız. He. Demek ki bu 15 kiloluğu karşıya yollamayacağız. Hadi bir de 10 kiloluğu yollayalım. 25'in yanına 10 kilolu yollar bu arkadaşı buradan silersek burası 35 kilogram yapar. 25 onda 35. Oran 35 olması için bizim 15 kilogramın yanına 20 kilogramlık bir çocuk gelmesi gerekiyor. O da buradaki Junior arkadaşımız. Cevabımız D şıkkıdır. Deniz aynı uzunluktaki dondurma çubuklarını kullanan şekil birdeki gibi eş bir yapı oluşturuyor. Daha sonra bu yapıları üst üste düzenli şekilde ikinci yapıyı oluşturuyormuş. Denizin oluşturduğu yapının yüksekliği taban çevresinden 20 santim daha uzundur. Şimdi ne de olsa eşit çubuklardı bunlar. Bunların hepsine x, 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 x dersek taban çevremiz ne olur? Arkadaşlar 4x olur. İşte bu 4x bir de yüksekliğe bakalım x, x, x 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu 6 oldu. İşte bu 6x taban çevresinden ne kadar fazlaymış 20? 6x 4x'ten ne kadar fazla arkadaşlar? 2x fazla değil mi? İşte demek ki bu 2x eşittir 20. 2'ye bölersem her iki tarafı x'im ne olur? 10. Bana neyi soruyor? Şeyli de yapı oluştururken kullandığı dondurma çubuklarının uzunlukları toplamı kaç santimetredir? Şimdi burası 6 katlı. Bir katında toplamda gördüğünüz gibi 4, 4 daha 8 tane çubuk kullanılmış. Bakın burada 8 çubuk var. Yani her birinde 8x var. Kaç katlı demiştik size? 6 katlı demiştik. 6 kere 8 48 x çubuk kullanılmış. Ve x'imiz ne? 10. On. Bu 10'u götürür burada yerine yazarsak 48 çarpı 10 ne yapar? 480 yapar. Bir Excel çalışma sayfasında süz işlevi liste yer alır. İstenilen özellikle olanları ayıklayıp listelemektedir. Mesela burada sadece C ile D hakkında ne varsa C ile D ile başlayan hücreler görüntülenir. Ve onların sayılarını toplar aşağıya yazar. Üçüncü işlemde tamam butonuna tıklandığında listenin öğrenci sayısı. Üçüncü listede gördüğünüz gibi B ile D var. İkinci işlemde tamam butonuna tıklandığında listenin öğrenci sayısından 24 fazladır. İkinci listede sadece B var. Demek ki bu 24 fazlalık nereden geliyor? D'den geliyor. Çünkü her ikisinde de ne var gördüğünüz gibi? B var. D24 ise A'da da değil istemişler. Ona da 24'ü yazalım. Birinci işlemde tamam butonuna tıklandı. Listenin öğrenci sayısı 91. Birinci listede A ve D vardı. İşte bunların ikisinin toplamı 91 yapıyormuş. E 24'ünü çıkarsam A olur. Hemen 24'ü çıkartalım. 11'den 4 çıktı 7. Burada kaldı 8. 8'den 2 çıktı 6. Demek ki A 67'ymiş. Fark ettiyseniz sonuncuda da sadece A var. O da 60. 7. Bana da zaten dördüncü işlemde tamam butonuna tıklarsa kaç öğrenci gelir diyor. Dördüncü listede sadece A olduğu için direkt 67 kişi listelendir. Basketbolda 2 puan kazandırılan isabet atışlarda ikilik sayı, 3 puan kazandıran isabet atışlara üçlük sayı denir. Erman Kunter 87-88 sezonda bir basketbol maçında takımına 153 sayı kazandırarak rekor kırılmıştır. Erman Kunter'in bu rekorunu bir maçta toplam 61 isabetli atış yaparak geçen bir basketbolcunun isabet atışlarının en az kaç tanesinin üçlük sayı olması gerekir? Hadi bunu da şıklardan gidelim. Misal D şıkkında 30 tane üçlük atmış olsun. 30 çarpı 3 artı 61 atışın 30'u çıkarsa 31 tane de ikilik atmış olur. Toplayalım bakalım 30 çarpı 3 ne olur? 90 artı 31 ile de 2'yi çarparsak 62. Kaç yaptı? 90, 62 daha 152 puan yaptı. Ama biz 153 puan almıştık. D şıkkı olmaz. Gelin bir de C şıkkına bakalım. 31 tane üçlük artı geriye ne kalır? 61'den 31'i çıkart. 30 kalır. 30 tane de ikilik atmış olsun. Bu 31 ile 3'ü çarparsam 93 artı 32 çarparsam 60. Topla bunu 153. Gördüğünüz gibi en az 31 tanesini atması lazım. Çünkü 30 tane atınca 152 çıktı. 31 tane atınca 153 çıktı sonuç. C'dir. Aşağıdaki yükseklikleri 46 santim olan 10 tane eş trafik konisi verilmiş. Yani ne demek istiyoruz biz? Şurasının uzunluğu 46 santimetre. Birinci konu gittiyse geriye kaç tane yükseklik farkı kaldı? Bakın eşit olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane eşit uzunluk var. O eşit uzunluğa da soru işareti demiş zaten. E, bu 1 metre 100 santim değil midir arkadaşlar? 100 santimin 46'sını çıkalım aradan. 100'den 46'yı çıkarttım. 54 kaldı. İşte bu 54, 9 tane soru işareti. Eşittir 9 tane soru işareti ise 54'ü 9'a böler soru işaretini bulurum. 54'ü 9'a bölersem ne çıkar? 6 çıkar. Eşittir soru işareti. Cevabımız C şıkkıdır. 1 dakika 60 saniye demişler. Cırcır böceklerinin ötme sıklığı hava sıcaklığı hakkında bilgi verilmiş. Bir cırcır böceği 25 saniyede derece cinsinden hava sıcaklığının değerinin 4 eksiğinin 3 katı kadar öder. Biz hava sıcaklığın senin x ise x'in 4 eksiğinin 3 katı kadar ötermiş. Yukarıdaki bilgiyi kullanarak bulunduğu kamp alanda kafasıca ölçmek isteyen İdil bir cırcır böceğinin dakikada 180 kere öttüğünü sayar. Şimdi burası neydi arkadaşlar? Burası 25 saniyede ötüş sayısıydı. Şimdi biz bu dakikada 180 kere ötmüş ya. Dakika kaç saniye? 60 saniye. E 60 saniyede ne kadar ötmüş? 180. Gelin 180'e 60'a bölelim. 3 kere 60, 180, 0, İşte bu 3 defa ötmüş. Ne zaman? 1 saniyede. Saniyede. E 1 saniyede 3 öttüyse 25 saniyede ne kadar öter? Ne yaparız? 25 ile 3'ü çarparız. O da kaç yapar? 75 defa ötmüştür. Bak ötermiş dedik. Burada da ne dedi? Ötmüştür dedik. Bunlar birbirlerine eşit o zaman. Demek ki 3x eksi 12 yazıyoruz. 3x eksi 12 eşitmiş 75'e. Her iki tarafa gelin bir artı 12 ekleyelim. Buraya da buraya da bir artı 12 ekleyelim. Bunlar birbirini götürsün. 3x eşittir. Burayı topladığımda ne yaptı? 87 yaptı. 87'yi de 3'e böleceğiz. Bölelim 3'e. 2 kere 3 6 27 3 kere 9 27 demek ki bu x dediğimiz zaten dereceydi 29 derece olarak hesaplarız. Bir tahtanın üst düzeyi çizgiler ile aşağıdaki gibi 3 eş parça ayrılıp her bölge farklı bir renge boyanmış. Daha sonra tahtanın üst düzeyindeki çizgilere paralel olacak şekilde sarı bölgeyi 3, kırmızı bölgeyi 2, mavi bölgeyi 4 eş parça ayıran çizgiler çiziliyor. Bir tahtayı 3 eş parçaya ayırmışlar ya. Yani buna da x, buna da x, buna da x diyebiliriz. Daha sonra sarı bölge 3'e bölündüğü için bu sarının her biri x bölü 3 kadar. Kırmızının her biri x bölü 2 kadar. Mavi de 4'e bölündüğü için mavinin her biri x bölü 4 kadar olur. Şimdi sarı bölgede ardışık çizgiler arasındaki mesafe nedir? x bölü 3'tür. Mavi bölgedeki ardışık çizgiler arasındaki mesafeden 2 santim. Yani x bölü 4'ten 2 santim daha fazlaymış. x bölü 3'ten x bölü 4'ü çıkarttığımızda ne oluyormuş? 2. Neyse sadece 2 oluyormuş diyelim payda eşitleyelim. Şurayı 4'ten şurayı 3'ten çarparsam ne olur? 4 kere x 4 x bölü 3 kere 4 12. Eksi 3 kere x 3 x bölü 12. 4 x'ten 3 x çıkartırsam ne olur? x bölü 12 işte eşitmiş 2'ye. Şimdi x bölü 12 eşittir 2'ye ise her iki tarafı 12 ile çarparsam bakın bu 12'ler birbirini götürür. 2 tane 12 x eşittir 24 olur. Zaten neyin 12'de biri? 2'dir desen 12 ile 2'nin çarpacağını bilirsiniz. İlerleyen günlerde de şunu diyeceğiz. x bölü 12 eşittir 2 ise 2'nin gizli paydası 1. İçler dışlar 1 kere x x 2 kere 12 de 24 türü öğreneceksiniz. Kırmızı bölgedeki aralık çizgiler arasındaki mesafe ne kadardır diyor. Mesafemiz ne kadardı? X bölü 2. X'i 24 bulduk. X bölü 2'yi soruyor. X'in yerine 24 yazarsam 24 bölü 2 ne olur diyor. 24'ün yarısı 12'dir. Gelin bir de ikinci yol yapalım mı? Şimdi bir 3 parçaya bölünmüş aynı uzunluk. 2 parçaya da bölünmüş 4 parçaya da bölünmüş. Yani bu aynı uzunluk hem 3'e hem 4'e bölünüyorsa Gelin hepsine biz 12x 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 diyelim. Neden 12x dedik? Çünkü sarı 3'e bölünmüş, mavi de 4'e bölünmüş. Demek ki bu uzunluk hem 3'e hem 4'e bölünüyor. Hem 3'e hem 4'e bölünen ilk sayı 12'dir. Şimdi 12'yi 3'e bölersem burası 4x 4x 4x'tir. 12'yi 2'ye bölersem 6x 6x'tir. 12'yi 4'e bölersem ise bunlar 3x 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 ve de 3x olur. Şimdi bize ne demişti? Sarı ile mavi arasındaki fark 2. Sarı ne kadar? 4x. Mavi ne kadar? 3x. Fark 2'ymiş işte. E, 4x'den 3x çıkarsa x kalır zaten. x eşittir 2'dir. Bana kırmızının mesafesini soruyordu. Yani 6x'i soruyor. x 2 ise 6x de ne yapar? 12 yapar derdik. Onur Bey iş yerinin önündeki bankamatik çekeceği paranın 1 bölü 50'si kadar evin önündeki bankamatik Ten ise çekiciye paranın 1 bölü 100'e kadar komisyon ücreti kesmektedir diyor. Yukarıda şekilde de gözüküyor zaten. Daha az komisyon ödemek isteyen Onur Bey iş yerinin önünden taksiye binip evin önündeki taksiyi bekleterek bankamatikten 4 bin lira para çekmiş ve aynı taksiyle aynı yoldan geri dönmüştür. Onur Bey taksiye aşırı ücret tavizden ödeme yapmıştır. Onur Bey bankamatikten çekeceği paradan taksiye ödediği ücreti düştükten sonra kalan para iş yeri öndeki bankamatikten çekeceği paradan 10 lira fazladır. Yani adam taksiye binip gidip gelse bile 10 lira daha az ödüyor. Peki biz şu 4000 liranın bir yüzde pardon 1 bölü 50'sini bulalım. 4000 çarpı 1 bölü 50. Şimdi ne yaparız? Şu sıfır şu sıfırı götürsün. 400'ü 5'e bölecek olursak ne olur? 80 TL burayı için komisyon eder. Demek ki burayı için 70 TL masraf yapacak. Masraf. Hani 10 lira daha az ödüyordu ya. Peki bu masraflar ne? 1. 4000 liranın gördüğünüz gibi yüzde biri. 1 bölü 100 diyelim. Sıfırlar gitti gitti. 40 TL komisyon. Komisyon. Şimdi şu açılış ücreti ve bekleme ücreti bir defa alınır. 5,5 25dan 8 lira yapar. 8 TL bekleme ve ve açılış. Açılış topladım ne yaptı 48 TL. E, 70 TL tutması gerekiyordu. Bu 70'ten 48'i çıkartırsam 22 TL ne ödemişim? Yola ödemişim. Yol. Yol kilometre başı 2 liraydı. Yani 2 ile neyi çarparsam 22 yapar? İşte gidip gelinen yol gidip gelinen yol. 11 kilometredir. Şimdi tutup da bana C'yi işaretlemeyin. Bakın ne dedim ben? Gidip gelinen yol 11 kilometre. Yani 5,5 giriş, 5,5 da geliştir. Develi ondalık gösterim verilen rasyon sayı aşağıdaki yöntem kullanarak bulunabilir. Develi ondalık gösterim verilen rasyon sayı K olsun. K sayısının 10, 100, 1000 gibi katları alınarak virgülden sonraki kısımları ayrı aynı olan iki farklı ondalık gösterim bulunur. Bu ondalık gösterimi birbirinden çıkararak elde edilen eşitlikten K değeri bulunur diyor. Yani kuralımız şu aslında sayının tamamından tamamından devretmeyen kısım çıkartılıyordu. Devretmeyen bölü virgülden sonra devreden kadar 9 devreden kadar 9 dokuz tırnak içinde yazalım devretmeyen kadar devretmeyen kadar sıfır atıyorduk. Kadar sıfır atıyoruz. Bu bizim ders kitaplarımızda var zaten. Şimdi şunu öncelikle bir on, devir ondalık şeklinde yazalım. 138,8 Yani burada 8 devrediyor. İşte biz bunu nasıl yapıyorduk? 1388'den 138'i çıkartıp Sadece 8 devrettiği için 9'a bölüyorduk. Ama bu 10K unutmayın. Şimdi 1388'den 138 çıkartalım. 1388 138 8'den 8 çıktı 0. 8'den 3 çıktı. 5 3'ten 1 çıktı. 2 ve 1 aşağı indirdim. Bölü 9 diyor. İşte bu neye eşitmiş? 10 K'ya eşitmiş. Gelin şuradan bir sıfırı şuradan da bir sıfırı silelim. K dediğimiz şey 125 bölü 9 olsun. Zaten bana sadece 1 K'yı soruyor. 10 K'yı sormuyor. Cevabımız A şıkkıdır. Duru pazartesi günü okumaya başladığı 400 sayfalık bir kitabı cuma günü bitirmiştir. Aşağıdaki grafikte Duru'nun pazartesi, salı, çarşıma günü bu kitaplardan okuduğu sayfa sayıları verilmiş. Duru Perşembe günü bu kitaptan okuduğu sayfa sayısı Cuma günü okuduğu sayfa sayısının iki katından 10 fazlaymış. Yani Cuma günü az okumuş o zaman. Cuma günü gelin x tane diyelim. Perşembe günü bunun iki katından yani x'in iki katı ne olur? 2x artı 10 fazla ne olur? 2x artı 10. İşte şuradaki 60, şuradaki 100 ve de şuradaki 80 ile bu 2x artı 10 ve x'i topladığımızda 400 sayfa yapıyormuş. Toplayalım. 100 artı 60 artı 80 artı 2 x artı 10 artı bir de x dedik. Şimdi sayılar toplayacak olsak 160 daha 160 80 daha 240 bir de 10 var 250 artı 2x 1x daha 3x. İşte bunlar toplandığında 400'müş. Şu 250'yi karşıya nasıl atıyorduk? Eksi 250 olarak atıyorduk. 3x eşittir 400'den 250 çıkarsa 150 kalır. Ve her iki tarafı gelin 3'e bölelim ki x'imiz ne olsun yalnız kalsın. 153'e bölersek x eşittir 50 olur. Bu x dediğimiz cuma günü. Bana perşembe gününü soruyor. Yani bu 50'yi götüreceksin bu perşembe gündeki x'in yerine yazacaksın. 2 çarpı 50 artı bir de ne var 10. 2 kere 50 100 10 daha 110 yapar. Kuzey bir laboratuvarda bulunan 80 adet çözeltinin asit, baz ve nötr olma durumlarını ayırt etmek için hepsine birer tane turnusol kağıdı batırıyor. Kuzey kullandığı turnusol kağıtlarının batırdığı çözelti asit ise kırmızı, baz ise mavi renk alacağı, nötr ise renkleştirmeyeceği bilinmektedir. Kuzey'in çözeltilere batırdığı turnusol kağıtlarından 15 tanesinin rengi değişmemiş. Yani nötr. Toplam kaç tane de unutmayın. 80 taneydi. Yani asit ile baza ne kaldı? 80'den gelin şu 15'i çıkartalım. 65 tanesi asit veya baz. Kırmızı renk alanların sayısı, mavi renk alanların sayısının 3 katından 5 fazla olmuştur. Kırmızı mavinin 3 katından 5 fazla. O zaman maviye gelin x diyek kırmızı daha fazla çünkü. 3 katından 5 fazla. İşte bu 3x artı 5 ile x'i topladığımda ne olur? 4x artı 5 olur. 4x artı 5 65'e eşitmiş. Yazalım. 4x artı 5 eşittir 65. Her iki taraftan 5 çıkartırsak ya da 5'i karşıya atarsak eksi 5 geçer de diyebilirsiniz. 4x eşittir 65'ten 5 çıkart 60. Sonra x'i yalnız bırakmak için 4'e böleriz. Çünkü 4 tane x 60 ise x'imiz buradan ne gelir? 15 gelir. 60'ı 4'e böldüm yani. Şimdi bana onu mu soruyor ama? Bundan üzerinde kaç tanesi baz durumundadır? Evet gerçekten X'i soruyormuş. Cevabımız Bursa'dır o zaman. Duru yukarıdaki rafı yapmak için 555 cm uzunluğunda düz bir tahta alıyor. Bu tahtayı kısadan uzuna doğru dizdiklerinde boylar arasında 5'er cm e fark olan alt parça oluyormuş. Yani birincisi X ise ikincisi bundan 5 fazlaymış. X artı 5. Bu da 10'dan 5 beş fazlaymış. 5'e 5 beş eklersem 10. Bu ne olur o zaman 10'a 5 eklersem 15. Bu x artı 20, bu da x artı 25 yapar. Ve bunların hepsi topladığında ne yapması gerekiyor? 555. Yani burada kaç tane x var? 6 tane x var. Sayılar toplayacak olsak 25, 20 daha 45, 15 daha 60, 10 daha 70, 5 daha 75. İşte bu 6x artı 75 toplandığında 555 yapıyormuş. Her iki tarafa eksi 75 ekleyelim. Eksi 75 eklersek bunlar gider. Burada 6x kalır. 5'ten 5 çıktı 0. 15'ten 7 çıktı 8. Ve de 4 kaldı. 480. Her iki tarafı 6'ya bölersek x'imiz yalnız kalır. x eşittir 80'dir. Bize en kısayı soruyorsa cevap o. En kısayı soruyor. Cevabımız Bursa olur. Mustafa aşağıda bazı özetleri verilen iki araba arasında en ekonomik olan 8 günlüğüne kiralayacakmış. Mustafa yaptığı hesaplamada kiraladığı sürede 500 km yol alması durumunda iki aracın da toplam maliyetlerinin birbirlerine eşit olacağını görüyor. Bakalım 8'de çarpacağız günlük kiralama ücreti. 80'i de 8'e çarpacağız. Çünkü 8 günlüğüne kiralayacağız. Dizel yakıtın litre fiyatı 7 liraymış. Şimdi 100 kilometrede 8 harcıyorsa bir kere 500 kilometre 100'ün tam 5 katıdır. 8'i 5 ile çarp 40 litre harcar. Ve dizel 7 liraydı. 40'ı da 7 ile çarparsam 280 lira yakıta verir. Buradan da 720 lira kiraya verir. Toplayalım 720 artı 280 tam 1000 lira para verir birinci arabaya. İkinci arabaya da 1000 lira veriyormuş. Peki nasıl veriyor? 8 kere 8 64 yani 640 lira kiralamaya verir. 9'u da 5'te çarpalım. Çünkü 100 kilometrede 9 yakıyorsa 500 kilometrede 5 katını yakar. 45 litre yakıt yakar ama kaç lira olduğunu bilmiyoruz. Ne yapacağız o zaman? Burasının da 1000 çıkması için çünkü eşit para veriyorum diyor. 1000'den 640'ı çıkartalım. Şurada çıkartıyorum. 1000'den 640'ı çıkarttım. Tam 360 TL Nereye ödemişiz? Yakıta. Peki yakıt kaç litreydi? 45 litreydi. 45 litreye 360 lira ödemişim. 360'ı bu. 45 litreye ödediysem 45'e bölerim. Bir 8 ile deneyelim. 5 kere 8 40 elde var. 4. 4 kere 8 32. 4 daha 36. Gördüğünüz gibi demek ki benzinde 8 liraymış. 8 ile 45'i e çarpınca 360 yapıyor çünkü. Sadece bir tane prizin bulunduğu bir çalışma salonunda yapılacak toplantı öncesinde katılımcıların tamamının bilgisayarını prize takabilmeleri için birer priz ayarlanmak isteniyor. Bunun için salondaki prize bir tane beşli priz ve beşli prizin bir bölmesine bir tane dörtlü priz takılıyor. En soldaki dörtlü priz hariç tüm dörtlü prizlerin bir bölmesine bir başka dörtlü priz takılarak toplantıya katılan 53 kişiye de yetecek kadar boş priz elde ediliyor. En az kaç tane dörtlü priz kullanılmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar şu baştaki ve de sondaki hariç hepsi üçer tane boşluğa sahip. Fark etmişsinizdir. Gelin şu 4 ve baştaki 4 ve sondaki 4'ü bir çıkartalım. 4 artı 4 8 yapar. Bu 53'ten 8'i çıkartırsak 45 tane kalır. İşte bu 45 taneyi ne yapacağız? Biz 3'e böleceğiz. Çünkü bu 3, bu da 3, ortadakiler hep 3. 45 taneyi 3'e bölersek 15 tane ortada vardır. Ortada vardır. Şimdi burada tam 15 tane var. 15 tane. Dörtlü e, priz bir de sonda yok muydu? Hani bu baştaki 5'li priz ama sondaki 4'lü priz. Bir daha eklersek? ne olur? 16. O bir tane nereden geldi? Aha da buradan geldi. Aşağıdaki görselde bir manavda satılan bazı meyveler ve bu meyvelerin 1 kilogram satış fiyatları verilmiş. Ceyda Hanım bir marketten 3 kilogram elma, 2 kilogram portakal alıp eve dönerken yolun üzerinde bu manavı görüyor. Bu manavda satılan portakalın fiyatının markette aldığının %50'sine yani yarısına eşit olduğunu fark eden Ceyda Hanım. Demek ki markette portakal 4 liraymış baksana manavda 2 lira olduğuna göre. Aldı elma ve portakallı bu manada almış olsaydı 7 TL daha az ödeyecekti diyor. Marketten 1 kilogram elmayı kaç TL'ye almıştır? Şimdi marketin elma fiyatını bilmiyoruz. 3 kilogram elma almış marketten. 3 çarpı x lira para öder markete. Artı portakal markette kaç TL demiştik? 4 TL. Nereden anlamıştık? E, manavda ne? 2 lira. E %50'si ise demek ki yarısı 2 lira kendisi 4 liradır. Ve 2 kilogram portakal 2 çarpı 4 8 lira para yapar. Manavdan almış olsaydı 3 kilogram elma 3 çarpı 2 buçuk şöyle parantez içine yazayım. Artı 2 kilogram portakal 2 çarpı 2 lira öderdi. Yani 7 buçuk artı 4 eşittir 11 buçuk lira para öderdi bize ne diyor? 7 lira daha az öderdi manavdan almış olsaydı. Demek ki ben buraya 7 lira eklersem işte buna eşit oluyor. 7 lira eklersem ne olur 11 Ne yapar? 18 buçuk. 3x artı 8 demek ki 18 buçuk liraymış. Şu 8'i karşıya eksi 8 olarak atalım. 3x neymiş demek ki buradan 10 buçuk liraymış. 10 buçu 3'e bölelim. Biz ne yapıyorduk? 10.5'u 3'e böleceğimize 105'i 30'a bölüyorduk. Yani buradan bir virgül kaydırıp buraya sıfır atıyorduk. 105'in içinde 30, 3 kere var. 3 kere 30, 90 yapar. Çıkarttım, 15 kaldı. Buraya sıfır atınca buraya virgül atıyordum. 5 kere vardır desem tam 150 yapar. Demek ki 3,5 liraymış. Gençler kanalımızda kazanım kavrama testi olsun, beceri temelli testler olsun, map çalışma faskülleri olsun, devletin yayınladığı eba soruları olsun her türlü soruları bulabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın ve de videomuzu beğenin inşallah. Görüşmek üzere bay bay.